Evet sevgili bahis severler. Türkiye'nin en iyi iddia bile kanalı. Şükrü Öğütlü ile İddia Bilir TV. Evet sevgili bahis severler, Türkiye'nin iddialı iddia kanalı İddia Bilir TV'den yeniden hepinize merhabalar. 20 Temmuz Cumartesi gününün bülteniyle yeniden sizlerle birlikteyiz. Tabi önce hemen hatırlatmalarımızı yapalım kısaca. Bize de yeni gelen takipçilerimize, yeni takip eden takipçilerimize hoş geldiniz diyoruz. Öncelikle şu i işaretinin içinde köşede bulunan hem tanıtım videomuzu hem de bizimle ilgili bilgiler bulabileceğiniz ve taktik kupon nasıl yapılır videomuzun bulunduğu videoları izlerseniz seviniriz. Ayrıca hafta içi sizler için vlog videoları çekiyorum biliyorsunuz. Hem gündemdeki haberlerle ilgili, transfer haberleriyle ilgili hem de genelde pazartesi, cuma günleri günün kuponunu da veriyorum. Vlog videolarımızı da takip ederseniz, yorum ve like'larınızı desteklerseniz seviniriz. En son ne yapmıştık? 16 Temmuz Salı günü 6 maç yorumlamıştım sizler için ve 5 maçta başarılı olmuştuk. Çift tercihler iki taneydi. İkisinin de çift tercihi geldi. Diğer maçlarda bir tane tercihimiz gelmedi. 6'da 5 yine Süper Kupa'da Rijeka maçında gol bulamamıştı ama yine dediğim gibi bütün maçları aynı kupona koymadan alternatif kuponlar yaratarak her zaman söylediğimiz gibi kazanan arkadaşlarımız var birçok. Hepsine tebrik ediyoruz onların. Perşembe ve çarşamba güzel maçlar olmadığı için tabi yorum videoları çekmedik sizlere. Çünkü güvenilir maçlar yoktu. Hala ligler başlayana kadar yine misillerimizi düşük tutarak ve alternatif kuponlar yaparak mutlaka oynamaya devam edebilirsiniz. Yine bizleri tamistiplus.com'dan yönetmenim şurada paylaşır. Kupon tavsiyelerimizi takip edebilir. Ardından Kürşat'ın benim kuponlardan karma yapabilirsiniz ve dediğim gibi kuponunuza fazla maç koymayın, en fazla 3-4 maç koyun. Alternatif kuponlar mutlaka yapın. Misillerinizi ufak tutun arkadaşlar. Kaybettiğiniz zaman üzülmeyeceğiniz paralar yatırın. Öncelikle bunları bildirelim. Siz de kendi fikirlerinizi katarak, fikirlerinizle birleştirerek kafanıza yatan tercihleri alırsınız. Cumartesi günü çok fazla maç bulamadım ben açıkçası. 5 tane maç yorumlayacağım sizler için. Hemen ilk maçımıza geçelim böylece. İlk maçımız 218 kodlu mücadele İsveç'te. Ayka Stockholm kendi evinde Helsingborg'u konuk edecek. Hemen şöyle bir performanslarına baktığımızda hafta arasında Stockholm'un Şampiyonlar Ligi'nde mücadele ettiğini biliyoruz. İlk maçta yenilmişti rakibine 2-1. Kendi evinde galip geldi ve şimdi Helsingborg'u ağırlayacak sahasında. Helsingborg'da yeni hocasıyla birlikte İsveç futbolunun efsanevi futbolcularından Henrik Larsson'la birlikte yeniden çıkışa geçtiğini söyleyebiliriz. Sonuç maçında yenilmediklerini görüyoruz ve Avrupa'dan dönen takımların genelde kendi evlerinde puan kaybettiğini ya da ikinci yarıda yorgunluk görebiliyoruz zaman zaman. Ve Helsingborg'un da çıkışa geçtiğini varsayarsak 4-2-3-1 taktiğiyle sahada yer alıyorlar. Genelde sakat cezalı bilgisi göremedim ben sitelerde ama çok önemli futbolcu siz de araştırın bulamazsanız şu anda ben göremiyorum. 4-4-2 ile yer alıyor Stockholm sahada ve Helsingborg'da 4-2-3-1 ile yer alıyor. Deplasmanlarda da genelde yine gol bulabilen bir takım özellikle yeni hocasıyla anlaştıktan sonra burada maç evet her ne kadar Stockholm favori de olsa oranı da düşmüş. 1.45 ile açılmış 1.40'a düşmüş ama burada Helsingborg'un da gol atmasını göz ardı etmemeliyiz. Hem de yüksek orandan 1.85'ten karşılıklı gol var. En azından ikinci kuponlarımızda deneyebiliriz diye düşünüyorum ama maçın genelinde öne çıkardığım tercih benim 2-3 gol olacaktır. Ev sahibi yense bile 2-0 yenebilir, 2-1 yenebilir ya da sürpriz çıkıp 1-1'de kalabilir. Bu 3 sonuçtan biri çıkabilir diye düşündüğümden benim öne çıkaracağım tercih 2-3 gol olacaktır yüksek oranıyla. Bir sonraki maçımız 219 koduyla yine İsveç Ligi'nden Örebro kendi evinde Falkenberg'i konuk edecek. İki tane birbirinden kötü performansı olan takım sevgili bahis severler bunlar. Tabii ikisi de çıkış arayacak. Falkenberg son sıralarda yer alıyor ve geçen hafta kendi evinde Göteborg'u konuk etmiş ve 1-1 berabere kalmayı başarmıştı. Örebro'nun da 3 maçtır yenildiğini görüyoruz. Helsingborg, Malmö ve Haken gibi iyi takımlarla karşılaştıklarını söyleyelim. Tabii kendi evlerinde bunu bir çıkış maçı olarak göreceklerdir ama Falkenberg'in de artık kaybedeceği bir şey olmadığını söyleyelim. Örebro'nun orta sahasında bir tane önemli futbolcusunun kart cezası olduğunu söyleyelim. Örebro'nun sahada 3-4-3 gibi attacking bir futbolla yer aldığını görüyoruz. Zaman zaman 4-4-2'ye dönebiliyorlar. Falkenberg de yine 4-4-2 ile oynayan bir takım. Dediğim gibi onlarda sakat da yok ve artık her maçta saldırgan ve agresif olacaklardır. Acil puanlara ihtiyaçları var çünkü. O yüzden burada onların da
gol atabileceğini düşünüyorum ben ve karşılıklı gol var yine ideal kuponlarımızda değerlendirilebileceği gibi biraz daha riske giderek ikinci alternatif kuponlarımızda üst tercihini kullanabiliriz. Ben açıkçası kuponumun birini de bu şekilde değerlendireceğim. Bir sonraki maçımız 221 kodlu. Geçen hafta sonu İsveç 2. liginde 3 tane maç belirlemiştim arkadaşlar. 3'üne de girmedim ama 3'ü de tam düşündüğüm gibi bitti. Keşke verseydim dedim ondan sonra. Ama dediğimiz gibi çok takip edebildiğimiz, izlediğimiz maçlar olmadığı için çok da güvenerek vermiyoruz. Atıyorum kışın normal sezonda maçları verdiğimizde %80-90 oranında güveniyorsak şimdi %70'lerde, %60'larda güven oranımız oluyor. O yüzden yine dediğim gibi misleri çok fazla yüksek tutmadan denemeler yapabiliriz. 221 kodlu mücadele İsveç 2. liginden Dalkurd kendi evinde lider Varbergs'i konuk edecek. Burada da Dalkurd'un 7. sırada bulunduğunu söyleyelim ve son performanslarına baktığımızda kendi evinde Vasteras 6-1 yenilmişti ve onun acısını Gais deplasmanında 5-1 ile çıkardığını görüyoruz. Varbergs de iyi bir performansa sahip, özellikle dış sahada zaman zaman 3 puan alamayabiliyor. Özellikle 4 maçtır dış sahada 3 puanı görememiş. 3'ünde berabere, üçünde berabere kalmış. Birinde John Copings'e yenilmiş ama tamamında gol bulduğunu görüyoruz. İç sahada da Dalkurd'un etkili bir performansı olduğunu söyleyebiliriz. Herhangi bir sakat cezalı bilgisi görünmüyor. Varbergs'in 3-5-2 gibi attacking ve açık bir futbolla yer aldığını görüyoruz sahada ve Dalkurd'un da yine 3-5-2 ile yer aldığını görüyoruz. Böylece bol ataklı, bol pozisyonlu bir mücadele benim aklıma geliyor ve bundan dolayı ben Varbergs'in zaten deplasmanda gol atacağından şüphem yok da Dalkurd da yine rakibin üstüne fazlaca gidecektir ve mutlaka gol bulacaktır diye düşünüyorum. Karşılıklı gol var gibi, karşılıklı gol varın oranı 1.45 gibi güzel, ideal bir oran. Bunu da kuponlarımızın birinde değerlendirebiliriz diye düşünüyorum. Bir sonraki maçımız 243 koduyla yine İsveç 2. liginden geçen hafta değinmediğim Frey takımı var. Frey Origete'yi konuk edecek kendi sahasında. Baktığımız zaman Frey de yine en alt sıralarda yer alan, düşme potasının içinde yer alan bir takım. Origete yukarıya oynuyor. 4. sırada şu anda. Tabii ki iç sahada özellikle saldırgan ve puan almaya yönelik bir oyun sergilediğini görüyoruz. Frey takımının ve açık bir futbol sergilediğini görüyoruz. 4 maçtır galip gelemiyorlar ve bol gollü maçlara imza atıyorlar. Geçen hafta da Mjällby karşısında 2-1 yenildiler kendi sahalarında. Origete'nin çıkışta olduğunu söyleyelim. 5 maçta 4 galibiyet aldıklarını içeride dışarıda. Yine sakat cezalı bilgisi göremiyorum ben. Frey'in 4-3-3 ile yine attacking bir futbol sergilediğini görüyoruz. Origete'de yine 3-4-3 ile sahada yer aldığını görüyoruz. Yine gollerini iki takımın da hem forvetlerinden hem de orta sahadan destek alarak attığını görüyoruz. Burada da yine bol gollü bir mücadele bizlere vaat ediyor sanki. O yüzden yine Origete'nin gol atacağından şüphem yok zaten de Frey'de yine açık oynayacağı için, yine bolca saldıracağı için onun da gol bulacağını düşünerek 1.45'ten var oynayabileceğimiz gibi yine 1.60'dan 1.50'ye düşen oranıyla alternatif kuponlarımızda ya da direkt bir kuponumuzda 1.50 gibi muazzam bir oranla yine üst tercih edebiliriz diye düşünüyorum. Sizin de kafanıza yatıyorsa yine bu şekilde tercih edebilirsiniz. Bir sonraki maçımız 267 koduyla Belçika Süper Kupası mücadelesi. Genk kendi evinde Mechelen takımını konuk edecek. Baktığımız zaman Genk'in geçen senenin şampiyonu Belçika'da biliyorsunuz ve hazırlık döneminde önemli futbolcular sattığı gibi yine güzel futbolcular transfer ettiği bilgisini okuduk tabi. Yine güçlerinden bir şey kaybetmediklerini söyleyebiliriz. Hazırlık döneminde kendilerinden güçsüz takımlarla oynayarak özellikle bir Beringen maçı var ki gol şovu yapmışlar. 12-0 bitmiş. Onun dışında Maccabi Tel Aviv'i 4-1 yenmişler ve Zagreb, Lokomotiv Zagreb'i de 3-0 ile geçmişler. Mechelen'in başında çok tecrübeli olmayan bir teknik direktör var. Onlar da geçen sene Belçika Kupası'nı Gent sonunda T olan takım var ya, bir de Genk'e benzeyen. Onlarla oynayıp 2-1 kazanarak almışlardı. Hazırlık döneminde yine gollü maçlara imza atmışlar. Onlar da burada tabii Süper Kupayı da almak için çabalayacaklardır diye düşünüyorum. Ama karşılarında tabii zor bir takım var Genk gibi. Özellikle ilk golü yedikten sonra onların da açılacağını düşünüyorum. Ben Genk'in oranı 1.25. Tabii Genk galip gelecektir ama 3-0, 3-1 gibi, hatta belki 3-2 gibi gollü bir mücadele bekliyorum ben yine sezonun ilk mücadelesinde. Çok böyle kapalı bir futbol oynayacaklarını düşünmüyorum. Dediğim gibi Mechelen en azından kapanabilir belki ilk başlarda ama gol yedikten sonra mecbur açılacaklardır. Belki 2-1, belki 3-1 Genk galibiyeti beklediğim için sağlamcılar isteyenler, Genk'e güvenenler bir tercihini kullanabilecekleri gibi
Yine alternatif kuponlarımızda 1.50 gibi güzel bir orandan üst tercihini de deneyebiliriz diye düşünüyorum ben. Siz de aynı fikirdeyseniz bu 5 maçtan 2 tane güzel kupon oluşturulur zaten. Ben de kendi kuponlarımı yine sitemizde söylediğim gibi paylaşacağım. Kafanıza yatanlardan alıp 3 veya 4 maçlık siz de kuponlar oluşturabilirsiniz diye söyleyelim arkadaşlar. Yorum ve ayaklarınızla siz de bizleri desteklerseniz, aşağıya siz de maçlar hakkında düşüncelerinizi yazarsanız seviniriz. Eğer ekranda maç isimlerini ekranda göremiyorsanız, yönetmenim yazamamışsa altyazı özelliğini mutlaka açın. Burada 3 nokta var. Telefondan izliyorsanız oraya bastığınızda altyazı özelliğini açarsanız maçın adlarını, kodlarını ekranda görebilirsiniz. Hepinize bol kazançlar, bol şanslar diliyorum. Cumartesi günü için yine pazar günkü videomuzda, bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hepinize hoşça kalın diyorum.